İktisat bölümü, iktisat bilimi, dünyada var olan karmaşık ve dinamik sistemi tanımlamaya amaçlanır. Bu karmaşık ve dinamik sistem, en küçük birim olan bireyden tüm dünyadaki sistemi açıklamaya kadar gider. Dolayısıyla bireyler, işletmeler, hane halkı, devlet, uygulanan hükümet politikaları, uluslararası arenadaki ilişkiler, bunların hepsi iktisat biliminin incelediği alanlardır. İktisat bilimi bu alanları teorik olarak inceler, matematik, istatistik, ekonometri, yapay zeka araçları, tabii ki teknoloji ve bilgisayarı da kullanarak bunları anlamlı bir şekilde açıklar, sorunları saptar, bu sorunlara çözüm üretir, aynı zamanda da öngörü yapar. Dolayısıyla iktisat biliminin temel amacı bu söylediğim karmaşık ilişkiler bütününü tanımlamaktır. Bizim vizyonumuz da elbette bundan bağımsız olamaz. Ancak unutmamamız gereken bir şey var ki İstanbul Ticaret Üniversitesi kurucu iradesi olan İstanbul Ticaret Odası Sosyal Hizmetler Vakfı'nın kurmuş olduğu bir üniversitedir. Dolayısıyla iş dünyasının üniversitesidir. İş dünyasındaki ilişkileri tanımlamayı, iyi anlamayı ve bunları öğrencilerine mezun olduğunda iyi bir şekilde vermiş olmayı hedefler. Bölümümüzün akademik programları, müfredatı, lisansüstü programları da dahil olmak üzere öğrencilerimize iktisat biliminin tabii ki temellerini sunmayı amaçlıyor. Ancak bu birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz gelişen dünyanın var olan karmaşık ve dinamik yapısını tanımlamaya, iyi anlamaya yönelik analiz araçlarını da sunmak. Analiz araçları dediğimizde aslında işin içinde matematik, istatistik, ekonometri, yapay zeka araçları ve bunların elbette kullanımında bilgisayar teknolojileri söz konusu. Bunların tamamını öğrencilerimize mümkün olduğunca vermeye çalışıyoruz. Ekonomi öğrencileri, ekonomi mezunları aslında iş dünyasında her alanda talep görüyor. Ancak çok sayıda da iktisat bölümü mezunu var. Bizim üniversitemiz yani İstanbul Ticaret Üniversitesi aynı zamanda iş dünyasının üniversitesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Sosyal Hizmetler Vakfı'nın kurmuş olduğu bir üniversite. Dolayısıyla iş dünyasını iyi bir şekilde tanıyan ve bilen öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. İktisat bilimi sosyal bir bilim. Ancak iktisat bilimi sosyal bilimlerin mühendisliği gibi düşünülebilir. Var olan analitik araçları kullanarak ekonomiye dair tüm sistemi anlamaya çalışır. Anladığı bu sistemin sorunlarını saptar ve elindeki analitik araçlarla, istatistik, ekonometri, yapay zeka araçlarıyla bu sistemde var olan sorunlara çözüm üretir, hatta öngörülerde bulunur. Eğer böyle bir sistemin içinde yer almak istiyorsa bir öğrenci iktisat okumalıdır. Öğrencilerimize bir kere iyi bir iktisat teorisi temeli vermeye istiyoruz. Temel hedefimiz bu. Ama bunun yanı sıra mezun olduktan sonra iş bulabilecekleri alanlarda halihazırda kullanılan yöntemleri ve sistemleri iyi bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz iyi bir analiz araçlarına haiz olan mezunlar olarak iş dünyasına çıkıyorlar. Hepimiz iktisat bölümünün mezunlarının çalışabileceği alanları biliyoruz. İktisat hayata dair her şeyi kapsadığı için hayata dair her alanda çalışabilirler. Ama bunları biraz daha spesifik hale getirecek olursak, finans, bankacılık sektörü, kamu kurum ve kuruluşları, iş dünyasındaki her işletme, en küçüğünden en büyüğüne, uluslararası kuruluşlar ve tabii Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bu kurum ve kuruluşlar da kendilerine iş fırsatı bulabilirler. Bunların tamamında var olan bu bilgi birikimlerini gösterecek, uygulama becerilerini arttıran müfredatlar hazırlıyoruz. Son birkaç senede, yani son 3 yılda diyebilirim, yapay zeka destekli bir programa geçtik. Müfredatımızı genişlettik. Bunun yanı sıra zaten geçmişten beri ticaret odasıyla olan yakın ilişkimiz sebebiyle var olan bölümümüz danışma kurulları vasıtasıyla müfredatımızı zaten güncel tutuyorduk. Ancak bunun yanı sıra gelişen dünyaya ve bu dinamik yapıya da öğrencilerimizi iyi bir şekilde hazırlayabilmek için biz müfredatımıza yapay zeka destekli analiz yöntemlerini de ekledik. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde iktisat bölümü aynı zamanda diğer bölümlerde de olduğu gibi öğrencilere çok çeşitli fırsatlar sunar. Bu fırsatların arasında iş dünyasına yakın olmak, iş dünyasının isteklerini bilerek mezun olmak vardır. Bunları nasıl sağlıyoruz diye düşünecek olursak, bir kere öğrencilerimize öğrenciyken öğretim üyeleriyle birlikte iş dünyasına projeler yapma,
bu projelerin birer parçası olma, akademik çalışmalarda birlikte çalışma fırsatları sunuyoruz. Bunları da kurumsal olarak hem öğrenci asistan olma fırsatını kendilerine veriyoruz. Öğrenci asistanlık aynı zamanda öğrencilerimize harçlık da sağlıyor. Bunun yanı sıra öğretim üyeleriyle birlikte yapılan projelerde de resmi olarak yer alma avantajı sağlıyor. Bu projeler merkezlerimiz vasıtasıyla yapılıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde çok sayıda merkez var. Uygulama ve araştırma merkezi. Bu merkezlerin önemli bir kısmı da sosyal bilimler alanı. İktisat bölümüyle doğrudan ilişkili olan ve hali hazırda projeler hazırlayan merkezlerimiz Ekonomi ve Finans Merkezi, Ekonomi ve Finans Uygulama Araştırma Merkezi. Bir kere üniversite iş dünyası merkezimiz var ki bu her üniversitede olmayan, bize farklılık katan bir merkez ve ticaret odasıyla birlikte bizim organik bağımızı öğrencilerimizle ve öğretim üyelerimizle organik bağımızı da kuvvetlendiren ve projelerimizi hazırlayan bir merkez. Düşünce ve Proje Üretim Akademisi, Sanayi Politikaları ve Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi. Bu saydığım merkezler gibi merkezler, uygulama araştırma merkezlerinde çeşitli projeler hazırlıyoruz. Bu projeler iş dünyasına hitaben olabiliyor, akademik camiaya hitaben olabiliyor. Bunlar da öğrencilerimiz bizle birlikte hayata kendilerini hazırlama, aynı zamanda da heybelerine yani CV'lerine bu bilgileri katma imkanı buluyorlar. İktisat bölümü öğretim üyelerinin yapmış oldukları çalışmaları incelediklerinde aday öğrencilerimiz de öğrencilerimiz de aslında çok çeşitli alanlarda çalıştığımızı göreceklerdir. Bu çalışmaların her biri bizim derslerimize de yansıyor. Aynı zamanda öğrencilerimizle birlikte yapmakta olduğumuz akademik projelere de yansıyor. Bu projeler öğrencilerimize araştırma geliştirme alanında kendilerini hayata hazırlamaya fırsat sunuyor. Bu projeleri biz aynı zamanda üniversitemizde bulunan uygulama araştırma merkezleri vasıtasıyla da yapıyoruz. Bu merkezlerde öğrencilerimiz öğrenci asistanı olarak var oluyorlar, içinde bulunuyorlar. Bir araştırma nasıl yapılır, ne gibi çıktılar elde edilir bunları görüyorlar. Yapmakta olduğumuz projeleri düşünecek olursak uzun yıllardan beri devam eden mesela yayınlanan istatistiklerimiz var, araştırmalarımız var. Her bir merkezde veya bölümde ticaret odasıyla, İstanbul Ticaret Odasıyla, İstanbul Sanayi Odasıyla, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasıyla var olan projeler dahilinde istatistikler üretiyoruz, raporlar üretiyoruz, kitaplarımız çıkıyor. Bütün bu projelerde öğrencilerimiz de bizle birlikte yer alıyorlar. Dünya dijitalleşmeye gidiyor şu anda. Dolayısıyla teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Dolayısıyla iktisat bölümünün eğitiminin de içinde uzun yıllardır var. Son birkaç yıldır da müfredatımıza eklemiş olduğumuz yapay zeka destekli eğitim süreçleri bunu biraz daha hissedilir hale getirdi. İktisat bölümünün içeriğine baktığımızda var olan analitik araçlar için zaten halihazırda teknolojiyi kullanmak durumundayız. Öğrencilerimizin mezun olduğunda birkaç farklı programı iyi bir şekilde kullanabilir halde mezun olmalarını istiyoruz. Derslerimizin içine de bilgisayar programlarını ve teknolojiyi katıyoruz. Bölümümüz hali hazırda akreditasyon süreci üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Yoğun bir çalışma halindeyiz. Bunun dışında var olan analitik araçları öğrencilerimize daha iyi bir şekilde vermek için de müfredatımızı sürekli yeniliyoruz. İyi bir şekilde yapay zeka analiz araçlarına, veri bilimine bu araçları iyi bir şekilde kullanan öğrencilerimizi yetiştirmek.